merhaba arkadaşlar. Oyuna yeni başlayanlar için bir ustalık hakkında bilgi vermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi profile tıkladığımız zaman ustalık yazan bölüme tıklıyoruz. Gidiyoruz ustalığa. Arkadaşlar, seviyenize göre ustalık puanınız olur. Ben şu an son seviyede olduğum için elimde gördüğünüz gibi 59 tane ustalığım var. Daha yeni başlayanların elinde az bir ustalık olduğu için ona göre puan verebilirler. Ha, neye puan verebilirsiniz? Arkadaşlar, önce saldırılara puan verebilirsiniz. Kuvvetten başlayarak yüksek kuvvete de bir verebilirsiniz. Dermeye verebilirsiniz. Derme zırhı yoksa eğer, yani zırhlı bir rakibe karşı dövüşüyorsanız, diyelim ki zırhı 100 ise onun zırhı %15 olarak, yani 85'e kadar düşüyor. Veyahut da düşük isabet. Ben bunları full yapmışım. Şu anda labirent denen bir bölüm var. Labirente göre ayarlamışım ustalıklarımı. O yüzden bu şekilde. Ha, kredi gittiği için de düzeltmiyorum. Çok, çünkü labirent türü sahneler oynamadığım için böyle iyi gidiyor. Ha, siz ne yaparsınız? Sizin işinize yarayacak şu cesareti açın. Bir yapın. Delmeyi 3 yapmayın. Bir yapın yeni başlayanlar için. Düşük isabet ve düşük zalimliği de bir yapın. Ama isabet ve zalimliği elinizden geldiğince full yapmaya çalışın. Ve güçlendirilmiş şiddeti. Güçlendirilmiş şiddet, Drax, Star-Lord, ondan sonra Kaptan Marvel, bu tür gibi saldırı açan, Hulk gibi saldırı açan kahramanlarınız da çok etkili olacaktır. Çünkü 1000 veriyorken hasarı 1500 verebilir. Ha, burada çaresizlik ve işte derin yaralar falan var, suikastçı. Bunları da açabiliyorsanız açın. Muhtemelen karbon isteyecektir sizden. Karbon ustalık taşı falan istiyor bunları açmak için. Onlar da kolay bulunmuyor. Krediyle alınıyor. Yani savunmada yapacağınız tek şey zindelik ve yüksek zindeliğe birer tane ustalık verebilirsiniz. Blok derecesi ne kadar iyi olursa o kadar iyi olur sizin için. Çünkü blokta duruyoruz. Rakip bize vurduğu zaman kusursuz blok oranını artırıyor bu şekilde. Ha, işlevselde ne yapabilirsiniz? Çevikliğe 1 verebilirsiniz. Siper kesinlikle ama kesinlikle vermeniz gereken bir ustalık olmalı. Çünkü siper yaptığınızda rakip hem blok yapıyor, kusursuz blok yapma şansı artıyor. Ve rakip sersemliyor. Afallatma sersemletme süresini daha uzatıyor. 2 saniye iken 3 saniye, 2,5 saniye gibisinden. Ve el becerisi. Oyunun bel kemiği bu. El becerisini açmazsanız oyunun ne tadı olur ne de tuzu olur. O yüzden el becerisini açmalısınız. Zalimlik falan çok işe yarar. Çünkü diyelim ki Gamora veyahut da X23 Wolverine var. Bunlar mesela X23 Wolverine kanama bağışıklığı olan bir kahramana karşı dövüşünce zalimlik açıyor. Veyahut da Gamora zalimlik açıyor. Scarlet Witch ardından skill attığında Karadul zalimlik açıyor. Zalimlik çok işe yarayan bir ustalık. Aynı zamanda isabet de. Ha, şu camdan topu açabilirsiniz. Canı giderken saldırısı artıyor. Yani kısa ve özetle söylemek gerekirse arkadaşlar, savunma ve işlevsele çok puan vermeyin. Saldırıya ağırlık verin. Çünkü her halükarda güçlü bir rakip çıktığınızda karşınızda ölüyorsunuz yani. Yani ha blok gücünüz çok olmuş, dayanarak ölmüşsünüz. Ha da canını çok götüreceği şekilde saldırı gücünüz yüksek olmuş. 5 götürürken 10 can götürüp ölmüşsünüz. Daha karlı çıkıyor yani saldırıya açıp da savaşmak. Çünkü savunmada çok, yani bir işe yaramıyor aslında. Yarıyor da şöyle, savaşta anlık blok siperde falan işe yarıyor.
Ama bir şekilde ölüyorsunuz. Onun yerine saldırınız yüksek olursa daha çok can götürerek rakiplerinizi yıpratabilirsiniz. Ustalık hakkında bu kadar bilgi veriyorum. Başka sormak istediğiniz olursa mesaj atabilirsiniz. İyi oyunlar.